Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Her programda olduğu gibi bu programda da sevincimizi, duygu ve düşüncelerimizi, heyecanımızı ve hallerimizi, duygularımızı sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Tabii her programda olduğu gibi bugünkü program çok önemli. Kadir Gecesi ile ilgili bir program. Bu programda da muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şerefler verdiniz. Allah razı olsun. Şeref aldık. Böylesine güzel bir Kadir Gecesi'ne doğru gidiyoruz elhamdülillah. İnşallah. Tabii burada şerefül mekan bil mekin diye çok güzel bir sözümüz var. Yani mekanların şerefi orada oturanların şerefine bağlıdır. Oturanlar oturdukları koltuğa şeref kazandırır. Dolayısıyla bu Ramazan'a, Ramazan-ı Şerif'e kıymet kazandıran esas hikmet nedir? Söze buradan başlasak. İnşallah. Çok muhterem kardeşlerimiz, Ramazan-ı Şerif ruhu güzelleştirme mevsimi. Oruç, uruca yani Cenab-ı Hakk'a yükselmeye vesile. Takva ile ruhumuzun ufkunun açılması. Ruhumuzu müttakilerin makamına taşıyabilmek. Ramazan bir insan tipi inşa ediyor. Bayram da onun güzel bir şahadetnamesi. Ramazan'ın diğer bir güzel tarafı infak. Yani çünkü infak kulu Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran en güzel bir vesile. Cenab-ı Hak sevdikleriniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça bir iyiliğe yaklaşamazsınız. Yani fazilete yaklaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Demek ki Ramazan-ı Şerif bize merhamet ve şefkati öğretiyor. Rauf ve Rahim olmayı öğretiyor. Resulullah Efendimiz sıfatıdır. Üşüyeni, muzdaribi ve mazlumu kucaklamayı öğretiyor. Ve affı öğretiyor. Affın da bu öğretmenin en güzel misali ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinde oradaki affıdır. Tam kısas yapılacağı bir zamanda dehşetli bir af. Cenab-ı Hak Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz buyuruyor. Hatta bu ayet indiği zaman Bekir radıyallahu anh kızı Ayşe radıyallahu anh annemize iftira atanlara yine sadaka vermeye devam etti. Allah. Ben Allah'ın beni affetmesini istiyorum buyurdu. Ramazan-ı Şerif ayı Rabbimizin zamanda tecellilerden büyük bir lütfu. Bizleri Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran müstesna günler. Kalplerimizin yıkandığı mübarek bir ay. Yaratana kul olabilme, nefsin arzularını bertaraf edebilme, kulluğun lezzetini idrak edebilme ayı. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in seherlerine uyanık bir gönle ifa edilen teheccüd, tefekkür, zikir ve Kur'an tilavetiyle geçirerek kalbimizin ihya olmasına gayret etme. Gündüzlerini gönlü hakka vererek yapılan ibadet, hayır hasenat, infak, amel-i salihler müzeyyen bir hale getirmeye gayret etme. İcabet saati olan iftar vakitlerini istiğfar, dua ve bir mümine iftar etme huzuru ile ebedi saadeti kazanmaya dönüştürebilmek. Kadir Gecesi'ne geldiğimiz zaman Kadir Gecesi Cenab-ı Hakk'ın müminlerin müstesna bir ikramı. Resulullah Efendimiz yüzü suyu hürmetine bizlere lütfedilen bir gece. Başka ümmetlerde yok. Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize olan muhabbetin bir nişanesi. Diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bir cömertliği. Fani faniye ne kadar verir? Fakat Cenab-ı Hak bir gecede 80 küsur bir senenin faziletine ihsan ediyor. Bu gecenin ihtişam ve azametini binaen hakkında müstakil bir sure nazil olmuştur. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biz onu yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'ne indirdik. Kadir Gecesi ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bir lütfu. O gecede Rabbinizin izniyle melekler ve ruh, yani Cebrail, her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. Matlar fecr. Yani bu geceyi diğerlerinden ayıran husus, Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmesi. Efendim burada bir şey arz edebilir miyim? Burada? Hayır hocam, buyurun. Esasında bu İhya İleyal dediğimiz gecelerin ihya edilmesi. Sadece tabii Kadir Gecesi'ne, Ramazan'a has değil esasında. Her gece. Her geceyi. Hatta bizde çok güzel bir söz var. Her geceyi Kadir bil, her geleni
Hızır Bey. Hızır Bey. Dolayısıyla biz yani bir sonraki Kadir Gecesi'ne erecek miyiz, ermeyecek miyiz? Ama buradan bir Leyali-i Mübareke bizim geleneğimizde çok fazla. Evet. Araplarda mesela bunu göremiyoruz. İşte Mevlid Kandili, Berat Kandili. Evet. Regaib Kandili, Miraç Kandili, Kadir Gecesi. Tabii burada bazen böyle yeni yetme hocalar çıkıyor. Onlar diyorlar ki bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok. Bunlar bid'attır diye. Halbuki bid'at dediğimiz zaman ibadet ve itikatta yapılan eksiltme ya da fazlalaştırmalar bid'attır. Evet. Muamelatta bid'at evet. olmaz. Ama bizim ecdadımız bunu muamelat telakki ediyor. Çünkü tebaasının Arapça bilmediğini, namazda okuduğu Fatiha'nın, Zamm-ı Suresinin manasını bilmediğini ama büyük bir iştiyakta da namaz kılma arzu ettiğini biliyorlar. Bunun için bunu nasıl onların gönüllerini titretebiliriz diye çok düşünmüşler. Bize hiç kimse ailede kimsenin doğum günü kutlanmaz ama Peygamber Efendimiz'in doğum günü bayram gibi kutlanır. O gün her yerde Allah'ın Resulü yüreğimize misafir olur mesela. Evet. Böyle bir şey. Şimdi burada da Kadir Gecesi'nin ihyası. Yani evet Kadir Gecesi'ni 80 küsur yıldan daha hayırlı bir geceye Cenab-ı Hak bize lütfetmiş. Hele bu Ramazan'ın son 10 gününde cehennem azabından kurtulmak için en büyük fırsat. Bu geceyi ihyada hangi amellere daha çok dikkat etmek gerekir efendim? Efendim bu usta arif bir zat ne güzel söyler. Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı indirdi. Meleklerin en faziletlisi oldu. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indi. O kendinden önceki ve sonraki bütün insanların seyidi oldu. Kur'an ümmeti Muhammed'e geldi. Bu ümmet ümmetlerin en hayırlısı oldu. Bir rahmet ümmeti oldu. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indi. O ay ayların en hayırlısı oldu. Kur'an Kadir Gecesi'nde indi. O gece bütün gecelerin en hayırlısı ve en faziletlisi oldu. İçinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı oldu. Eğer Kur'an senin kalbine ve hayatına inerse insanların en hayırlısı olursun. Talimat bu. Evet. Demek ki Kur'an'la yaşamak ve Kur'an'la yaşatmanın gayretinde olabilmek. Demek ki bizler Kur'an-ı Kerim'i ne kadar hayatımıza hakim kılabilirsek, Kadir Gecesi'nin hakikatini o kadar idrak etmiş oluruz. Tabi burada sırf bu değil, Cenab-ı Hakk'ın en mühim cömertliğini idrak etmiş oluruz. Resulullah Efendimiz'e olan muhabbetini idrak etmiş oluruz. Resulullah Efendimiz ümmetine bir ikramını, onun vesilesiyle, Resulullah vesilesiyle daima demek ki ümmet her ferdi Resulullah Efendimiz'e minnettar kalacak. Yani Resulullah sayesinde müminler bu geceden 80 küsur bir senenin ecrini almış olacak. Bu ne ihtişamlı bir ikram. Dolayısıyla Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in kadru kıymetini idrak etme gecesi. Cenab-ı Hakk'ın bu beyan mucizesine mukabil şükrümüzün artırma gecesi. Kur'an-ı Kerim ile ünsiyetimizi artırma gecesi. Hayatımızı Kur'an ile tanzim edebilmek için mühim ve ciddi kararlar alma gecesi. Kur'an-ı Kerim onun ahkamıyla amil, ahlakıyla kamil olarak kıyamet günü şefaatçi olacak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisi okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Ne büyük bir nimet. Kıyamet günü Kur'an ve dünyadaki hayatlarına göre tanzim eden Kur'an ehli kimseleri mahşer yerine getirirler. Ne kadar hayatımı Kur'an'la tanzim etmişsek. Bakara ve Âl-i İmrân sureleri vardır. Her ikisi de kendilerini okuyanlara müdafaa için birbirine yarışırlar. Bunun aksine onu ihmal edenlere de şikayetçi olarak ayet-i kerime şöyle buyurur. Peygamber der ki: "Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler." Furkan Suresi 30. ayet. Rabbim bizleri bu hale düşmekten rahmetiyle muhafaza buyursun inşallah. Amin inşallah. Kur'an-ı Kerim azizdir, izzet bahşeder. Fert, aile, millet ve devlet Kur'an-ı Kerim'le izzet kazanır. Kur'an'dan uzaklaştığı zaman perişan olur. İşte tarihte Osmanlı Devleti 620 sene devam eden ikinci bir devlet yok. Kur'an-ı Kerim bir tazimle başladı. Yavuz Sultan Selim'in mukaddes emanetleri getirmesi 40 hafızı tayin etmekle devam etti. Abad oldu. Lale Devri'nden sonra Kur'an-ı Kerim'den biraz tem plana dönünce, ruhani plandan tem plana dönünce iş gerilemeye başladı.
Yine Kadir Gecesi'nden bir Affe Mağfiret Gecesi. Bu geceyi Kur'an ile, ibadetlerle, salih amellerle, eskar ile bilhassa tövbe istiğfarla ihya etmek gerekir. Efendim bu gecenin kıymetini şöyle haber verir. Kadir Gecesi'nin fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Cenab-ı Hak'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimselerin kul hakkı ve diğer borçlar hariç geçmiş günahları bağışlar. Fakat bu affa naliyet yine Cenab-ı Hakk'ın dilemesine bağlı. Ben Ramazan-ı Şerif geçirdim, affoldum. O da Cenab-ı Hakk'ın ihsanını dilemesine bağlı. Yani Rabbimiz dilerse affeder. Cenab-ı Hak kul hakkının ilahi affın dışında tutuyor. Bu sebeple üzerimizde borçlar, kul hakkı varsa mutlaka helalleşeceğiz. Mesela en basiti bir gıybet, bir dedikodu bir kul hakkıdır. Aksi halde kul hakkının temizlenmesi kıyamete kalıyor. Cenab-ı Hakk'ın affının dışında kalıyor. Kul hakkını yediği kişiye sevaplarını verecek. Hatta sevaplarını biterse o kişiye günahlarını da yükleyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem sorun müflis kimdir diyor. Sahabi parası malı olmayan kimsedir diye cevap veriyor. Bunun sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ümmetimin müflisi kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir halde gelir. Bunun üzerine iyiliklerin sevabı şuna 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 verilir. Üzerine kul hakları bitmeden sevapları biterse hak sahibinin günahları kendisi yüklenir. Sonra da cehenneme atılır. Hafızan Allah. Cennete gitmesi gerekirken ya cehenneme evet. sürüklenir. Evet. Esas iflas budur diyor. İflas budur diyor. Ya Allah Onun için olsun. Helalleşme. Evet. Bu, hatta bizzat onu çok bol amel-i salih işleyin ki hiç yoksa kul hakkı olanlara verdiniz, biraz da size kalsın. Ama burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi meydan okuyacak bir yürek lazım. Tabii. Her kimin haksız eder bir kuruş malını almışsam işte malı gelsin alsın. Efendim bu buyurduğunu çok mühim. Efendimiz zaman zaman bu kaç sefer Efendimiz tekrarladı. Ey insan kimin üzerine geçen bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olur mu diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahiretin yanında pek hafif kalır. Yine buyurduğunuz gibi aranızda bazı kimse hakkı geçmiş olabilir. Kimin sırtını vurdum da işte sırtım gelsin vursun. Kimin bilmeden malını almışsa işte malım gelsin alsın. Hatta Fransız filozofu Lafayette diyor ki Muhammed kadar diyor hakkı hukuku tevzi eden dünyada ikinci bir insan yoktur diyor. Velhâsıl tövbe ve istiğfarlarda bulunacağız. Hem de üzerimizde hakkı bulunan insanlarla bir an önce helalleşeceğiz. Ayşe Validemiz bir gün Efendimiz'e, ''Ey Allah'ın Rasûlü, Kadir Gecesi'nin hangi gece doğduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?'' diye sordu. Efendimiz, ''Allah'ım innek afuvün kerîmün tübbil affe fâfâ anne.'' buyurdu. ''Allah'ım, sen çok affedicisin, sonsuz kerem sahibisin, affetmeyi seversin, beni bağışla.'' Diğer taraftan Kadir Gece Rabbimizin Efendimize olan engin muhabbetinin bir işareti. Çünkü Efendimiz dışında hiçbir peygambere ve ümmetine Kadir Gecesi bahsedilmiyor. Bu gece bizlere Efendimize vesilesiyle ihsan buyuruldu. Cenab-ı Hak Efendimizi çok seviyor. Onu itaatle kendisine itaat olarak zikrediyor. Nisa suresinin 80. ayetinde "Men yudur Resule fakat et Allah" buyuruyor. Yani iki itaat evet. Aynı hale geliyor. Bu ayet-i kerime Efendimiz'in kadru kıymetini beyan sadedinde lakat mennallah buyuruyor. Allah'ın en güzel bir ikramı hediyesi ümmet-i Muhammed'e nail olmamız. Cenab-ı Hak da buyuruyor. İşlerinden kendini Allah'ın ayetlerini okuyan. İkincisi iç alemleri temizleyen, kitap ve hikmete öğreten bir peygamber. Demek ki burada şunu görüyoruz ki peygamber tebliğ ediyor. İtaat edenlere gönül âlemlerini temizliyor. Berrak hale getiriyor. O gönülle Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları tecelli edecek. Kitap Kur'an tecelli edecek ve Kur'an'ın sırrı tarafı hikmet tecelli edecek. Ama tabii burada efendim işte o ihya-i leal derken yüreğimizi bu misafirliğe gönlümüzü hazır hale getirmek lazım. Hazırlamak. Esas yani Kadir Gecesi'nin ihyası da bu. İşte hocam. Ramazan'ın da ihyası tabii, da bu. Şimdi Resulullah Efendimiz Allah'ın bariknafir Recep ve Şaban.
Demek bu iki ay bir hazırlanmak Ramazan'a, Ramazan mülaki olmak. Ramazan'da da 20. günden sonrasına hazırlanabilmek. Son 10 günü, evet. Son 10 günü hazırlanabilmek. Sonra da bayrama hazırlanmak. Efendim. Sonra tabii bayrama. Bayrama yüzümüz olsun. Fakat bayrama da bu Ramazan'ın şerifi yaşadığımız müddetçe bayram hakkımız olur. Evet. Yani... Çünkü bayram senin bir ortasına bayram verilmez. Hiçbir senin orada bayram yoktur. Ramazan'dan sonra bayram vardır. Kurbandan sonra bayram var. Kurbanda ayrı bir hikmet. Onu inşallah gelecek sohbetlerde i̇nşallah. Bahsederiz. Tabii burada bizim güzel bir atasözümüz var. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Evet. Yani bayrama yüzümüzün olması için Ramazan'da evet. O izi bırakmak lazım. Hocam şimdi bizler kendimizi bir muhasebe etme durumundayız. Efendimizin kadrini ne kadar idrak edebiliyoruz? Bu büyük lütfu. Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütfuna karşı ne kadar şükran duyguları içindeyiz Cenab-ı Hakk'a karşı. Onu ne kadar yakından tanıyabiliyor. İşte sahabi yakından tanıdı, hayran oldu. Ya canım, malım, her şeyim sana feda olsun dedi. Hayatımızın bütün muhtevası ne kadar sünnetini istikamete tanzim edebiliyor? Bir yerde unuttuğumuz var mı? Aile hayatında, ticari hayatta vesairede. Çünkü amellerimiz Efendimiz'e arz ediliyor. Sağlığım ise hayırlıdır buyuruyor. Siz benimle konuşursunuz, ben de sizinle konuşurum. Vefatım da sizin için hayırlıdır. Amelleriniz bana arz olur. Hayırlı ameli gördüğümde ondan dolayı Allah'a hamd ederim. Kötü ameli gördüğünde senin için Allah'tan mağfiret dilerim. Yine veda hutbesinde de Efendimiz, sakın günah işleyerek benim yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. Demek ki bu sevginin, bizdeki sevginin derecesini gösteren ne kadar bir şeriatı yaşıyoruz, o kadar Rasûlullah Efendimiz'e kıyamet gününe tebessüm ettireceğiz. Buradan bir şey de arz edebilir mi efendim zatınıza? Tabii hocam. O da Müzzemmil suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey örtülere bürülü peygamber, kalk. Fazla uyuma, kalk. Yani gecenin yarısından fazlasını, yarısını hiç olmasa üçte birini uyanık geçir. Geceyi ihya et, ihya ile el dediğimiz. Sonra da niye öyle diyor? İnna senülki aleyke kavlen sakıyla. Sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Vahiy indireceğiz sana. O vahyi alabilecek kıvama gönlünü hazırla manasına. Sonra da buyuruyor ki Cenab-ı Hak inne naşi'etel leyli gece uyanan nefs eşeddü vat'en kavrama kabiliyeti çok güçlü. Ve akvemi kıyla söylenen sözü anlamaya da en uygun, en kıvamlı bir durumdadır. Evet. Bu bakımdan özellikle bizim gönül sultanlarımız, evliyaullah bu gecelerin ihyasına ayrı bir değer vermiş. Teheccüde ayrı bir değer vermiş. İşte sehere, sahurdan sehere diyoruz ya biz. Şimdi sahur mesela bu, o da öyle. Yani bu anlamda sadece Kadir Gecesi'yle sınırlı değil ama Ramazan'dan sonraki gecelerde de geceleri gönül dünyamızın imarı ve ihyası için neler yapmamız gerekir diye. Hocam her geceyi Kadir bil buyuruluyor. Demek ki burada şunu düşünce Kadir de teheccüd vakti, yani imsaktan evvelki vakit, ruhani hayatımızı doyurabilme. Gündüzün nefsani hayatımızı doyuruyoruz. Bazı ruhumuzu doyurabilmek ki, ruhumuz doyacak ki, gündüzlerinde nefse ait olan şeylere karşı kalbimiz bir maazallah der durumda olacak. İşte Yusuf Aleyhisselam maazallah demekle kurtuldu. İşte bunun için kalbin seherlerde hazırlanması lazım, havanın loş karanlığında. Bu çok mühim hocam. Evet. Yani seherlerden gündüze hazırlanma, gündüzleri bir takva üzerine yaşayabilme, o şeyde geceyi hazırlanma. Sanki böyle bir vardiya değişimi gibi geceyle gündüzü evet bir de bir daim haline getirebilme. Evet. Evet hocam, yani şimdi Kadir Gecesi çok muazzam ilahi bir lütuf gecesi. Bu gece içinde Kadir bulunmayan bin aydan daha hayırlı. Cenab-ı Hak bu gece melekleri seferber ediyor. Cebrail'e ruh iniyor. Melekler iniyor, ümmete dua ediyorlar. Yani hocam nasıl bu Bedir'de 1000 melek, 3000 melek, 5000 melek indi. Eshab-ı Kiram'ın o iman aşkı, vecdi arttıkça Cenab-ı Hak melekleri indirmeye başladı. Demek ki bu geceyi de bir aşk, vecd, bir istirak içinde geçirebilme. Yani Kadir Gecesi Cenab-ı Hak kullarına olan sonsuz merhamet ve muhabbetin bir nişanesi. Demek ki bizler de Rabbimizin bu merhametine mukabil ümmete mahlukata karşı ne kadar merhametliyiz.
Cenab-ı Hak merhameti böyle sonsuz. Bizim ümmet-i Muhammed'e merhametimiz, Allah mahlukatına merhametimiz ne kadar? Bunu düşünmemiz gerekir. Bu fani hayat Efendimizin buyurduğu gibi Allahümme la ayşe illa ayşul ahire. Yani Allah'ım esas hayat ahiret hayatıdır. Hendek'te çok zor günler oldu. Sahabi acaba Allah'ın rahmeti gelmeyecek mi diye, Allah'ın yardımı gelmeyecek mi diye vesveselere başladılar. Bu Efendimiz Allahümme la ayşe illa ayşul ahire buyurdu. Mekke fethine girerken yine Efendimiz devenin üzerinde secde halindeydi. Sakalı devenin sırtına değiyordu. Ümmette bir enaniyet gelmesin diye yine Allahümme la ayşe illa ayşul ahire buyurdu. Demek ki varlıkta da yoklukta da zor durumlarda, rahat zamanlarda da kul daima Allahümme la ayşe illa ayşul ahire esas hayatın ahiret hayatını unutmayacak. Bu ahiret hayatını kazananlar olur muyum? Seher hayatı çok muyum? Zira seferler Cenab-ı Hak benim müstağfirine bil eshar buyuruyor. Bir istiğfar, bir namaz kılma. Seherlerde bağışlanma dileyenler af kapıları açılıyor. Resulullah Efendimiz seherlerde uzun uzun teheccüd kılardı. Yine Efendimiz buyuruyor. Yeniden dirilme günü çok sıcak bir gündür. Kıyamet. O gün ferahlamak için şimdiden oruç tut. Kabir yandığı için gece karanlığında iki rekat teheccüd namazı kıl. Yine seherler kelime-i tevhid diye tekrar tefekkürde bir nevi tecdid-i iman, imanı yenileme. Cenab-ı Hak bir söz verme. La ilahe illallah. Peygamberle selamlaşma. Efendimizle her salavat-ı şerif bir selamlaşma. Efendimize bir muhabbetimizi arz etme. Havanın loş karanlığı içerisine kabir iklimine girebilmenin ön hazırlığı. Resulullah buyuruyor, bütün zevkleri, lezzeti kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın buyuruyor. Çare yok ama bir gün mutlaka gireceğiz o aleme. Seherleri ne kadar ihya edebilirsek, kabir alemimizde o kadar onun faydasını görürüz inşallah. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ni vefatından sonra Salih bir zat rüyasında görüyor. Kendisine ne haber var ey Allah'ın Resulü'nün torunu diye soruyor. O da diyor, şunlar gitti, şunlar gitti. En çok gecenin ortasında kıldığımız rekatlardan fayda gördük buyuruyor. Nasıl ki insan bedeninin maddi gıdalar ihtiyacı varsa, ruhumuzda manevi gıdalar ihtiyacı var. Seherler de insan manevi açlığını doyurma zamanları. Vücudumuzun maddi merkezleri var. Kalp, akciğer, karaciğer, mide vesaire. Bunun gibi ruhani merkezlerinde var. Bunlara letaif diyoruz. Bu letaifle seherlerin feyziyle tezin edebilme gerekiyor. Rabbim şöyle buyuruyor. Ela bizikla tatminül kulub. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmeyle huzur bulur. Seherler manen ihya edildiğinde gündüz nefsani arzulara karşı kalpler mukavemet kazanmış oluyor. Gündüzde de nefsani arzulardan uzak durulmak suretiyle geceye hazırlanacak. Böyle girilen bir gecede kalp yine ruhaniyetle dolacak. Yani demin buyurduğunuz gibi vardiya değiştirilecek. Evet. Böyle bir mümin hayatın gece ve gündüz böyle vardiya değişir gibi takva üzerine birbirine vecd ve ruhaniyet yardımı halinde devam edecek. Yine Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, selamı yayınız. Yemek yediriniz, akrabalarınızla alakanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede selamete cennete girersiniz. Ümmetimin en şerefleri hamele-i Kur'an. Yani Kur'an hizmetinde bulunanlar, hafızlar ve devamlı o gece ibadete kalkanlardır. Yine Cenab-ı ticareten lentebur geçiyor. Umulur ki en hayırlı bir ticaret. Dünya ticaretleri var çok. Bir ahiret ticareti var, o da çok mühim. Umulur ki kurtulursunuz. Burada yetlüğüne Kur'an-ı Kerim tilavet ederler, yaşarlar, yaşatırlar, gayret edenler. Müesseselerine, Kur'an müesseselerine yardım edenler. İkinci, bu vecd ile namazdan ikame edenler. Üçüncü, Allah'ın verdiği nimetlere. Zaruret varsa açık, zaruret gizli olarak infak ederler. Umulur ki kurtulursunuz Cenab-ı Hak. İnşallah. Nefsimizi oburluktan, israftan, İhtirastan, öfkeden, kötülükten korunmamız gerekir. Bunu oruçken helallerden daha sakınma hassasiyetini, sair zamanlarda şüpheli ve mekruhlara karşı gözetebilmemiz gerekir. Teravihlerdeki camiye koşma azmine, sene boyunca cemaate devam aşkına dönüştürmemiz gerekir. Sahurlardaki gönül
uyanıklığını bütün seherlere yaymamız gerekir. Kadir Gecesi'ni aradığımız gibi her gecenin kadrini bilmemiz gerekir. Allah razı olsun efendim. Ramazan'da zekat, fıtır, infak vazifelerini yerine getirme heyecanı var. Bunu bütün aylara yaygınlaştırmamız gerekir. Daimi cömertlik, merhamet ve fedakarlık içinde yaşamamız gerekir. Hatta ihsar halinde yaşamamız gerekir. Yani kendimizden fedakarlık da bulunarak yaşamamız gerekir. Yine sadaka, infaklar hayat boyu Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olmak için her daim açık bir kapı. Yine Ramazan'da mukabeleler kurup Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet artırdığımız gibi sonraki aylarda da Kur'an-ı Kerim iklimini yaşamaya devam etmemiz gerekir. Nitekim aslında bunlar Ramazan'ın makbul bir şey ihya edildiğinde alametidir. Yani Ramazan'dan sonraki halimiz, Ramazan halimizle devam ediyor mu? Bu Ramazan'ın kabulüne bir işarettir. Bu Mirza Masr-ı Canı Canan Hazretleri buyuruyor. Ramazan-ı Şerif zikirle uyanık olarak geçirilirse senin kalan kısmında bu güzel hal devam eder. Eğer bu ayda bir kusur ve gevşeklik olursa bunun izi bütün sene boyunca yayılır. Yine Müalla bin Fadıl şöyle anlatır. Selef-i Salih'in Cenab-ı Hakk'a 6 ay kendilerine Ramazan'a ulaştırmasını dua ederlerdi. Geri kalan 6 ayda da idrak ettikleri Ramazan'ın kabul buyurması için Cenab-ı Hakk'a iltica ederlerdi. Ramazan-ı Şerif'in gönül feyzini, ibadet vecdini hayatımız boyunca devam ettirirsek son nefesimiz ve ebedi hayatımız bir bayram olur inşallah. İnşallah. Rabbimize hamdolsun ki bu sene Ramazan-ı Şerif'ine kavuşturdu. Yani gelecek sene Ramazan'a erebilmemiz meçhul. Zira geçen sene Ramazan'da aramızda olup da bu Ramazan olmayan nice kardeşlerimiz var. Bu hakikatin verdiği ibret dolu mesajı ciddiye alalım. Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı kılabilmek için hiçbir salih ameli ve hayır hasenatı geriye bırakmayalım. Muhterem üstadım, tabii biz geçen yıllarda bir salgın bir hastalığın pençesinde kıvrandık. Evet. Tabii bunun bir iyi tarafı var. Yani işin cemal tarafı var, celal tarafı var. Cenab-ı Hak ufacık bir mikropla ne Avrupa'nın havası kaldı söndürmedi, ne Amerika'nın fiyakası kaldı yırtmadı. Bütün dünyanın zenginliğiyle, teknolojisiyle, sanayisiyle böbürlendiği bir dönemde Cenab-ı Hak bir pandemi mikrobuyla bütün cihanı dize getirdi. Ama burada bir karantina diye ortaya bir şey çıktı. Tabii şimdi biz bu karantinayı bir gönül karantinası, bir kalbi karantina, bir beyin karantinasına dönüştürelim ki esas Ramazan'ımız ebediyet karakteri kazansın. Bayrama kavuşacak yüzümüz olsun. Şimdi bu manada bizim özellikle bayrama giderken bu sevinci toplumumuzla paylaşmak, aynı zamanda kendi içimizde de bu sevinci yaşar hale gelmek için nelere dikkat etmemiz lazım efendim? Sorunuza hocam bir kıssayla bir misal vermek istiyorum. Pakistan'ın meşhur Muhammed İkbal filozofu bir gün Medine'den dönen hacıları ziyaret eder. Muhammed İkbal. Onlara şu soruları sorar. Medine-i Münevvere'yi ziyaret ettiniz. Uhrevi Medine çarşısından gönlünüzün ne gibi hediyelerle doldurdunuz? Getirdiğiniz maddi hediyeler, takkeler, tesbihler, seccade bir müddet sonra eskiyecek, solacak ve bitecek. Medine'nin solmayan, gönüllere hayat veren ruhani hediyelerini getirdiniz mi? Hediyeleriniz içinde Hazreti Ebubekir'in sıdık ve teslimiyeti var mı? Hazreti Ömer'in adaleti var mı? Hazreti Osman'ın hayası ve cömertliği var mı? Hazreti Ali'nin heyecanı ve cihadı var mı? Bugün binbir ızdırap içinde kıvranan İslam dünyasına gönlünüzden bir asr-ı saadet heyecanı verebilecek misiniz? Tabii bu misali biz Ramazan'da aktarırsak tabii inşallah bir Ramazan'da yaşayan bu ruhani iklimi inşallah aksettirebilme. İnşallah. Ramazan'ın devam etmesi, infak hayatımıza çok daha ehemmiyet vermek, irşat hayatımıza, yani müsterşidi irşat, tasavvufi tabirle irşat bekleyen irşat edemi hem halimizde hem kalimizde gayret etmek icap ediyor. Bizler de Ramazan'dan sonra kendimize bir soralım, kendimize bir muhasebe edelim. Ramazan-ı Şerif'den sonra Ramazan geldi, geçti. Şimdi bizim gönlümüzde ne kaldı? Bu Muhammed İkbal'in olan o Hulefâ-i Râşidî'nin o temiz ahlakına ne kadar hisse kaldı? Ve bu mübarek günler bizde neler bıraktı?
Hangi kötü huylarımızdan bizi kurtardı? Enaniyet, haksızlık, merhamet ve şefkat yoksulluğu, fitne, gıybet, dedikodu, gurur, kibir, yalan, ihtiras, haset, pintilik, iftira, edep noksanlığı. Bunlar bizde tamamen silindi mi? Diğer tam hangi güzel hasetler bize kazandırdı Ramazan-ı Şerif? Merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, es-sadık, el-emin olmak, ikram, infak, cömertlik, nezaket, zarafet, affedicilik, vakar, tevazu, incelik, sabır, edep, haya, ümmetin derdiyle dertlenme. Bunlarla yüreğimiz doldu mu? Bir ıslah, bir düzelme yaşadıysak bu Ramazan'a mahsus mu kaldı yoksa onu devam ettireceğiz mi? Yine soralım kendimize. Ramazan-ı Şerif hata ve noksanlarımızın telafisine, güzel hallerimizin ziyade etmesine, ahlakımızın yücelmesine vesile olabildi mi? Hangi yanlışlıklarımızdan tövbe ettik? Kötü huylarımızdan kaçını terk edebildik? Kaç kişiyle helalleştik? Kaç dargını barıştırdık? Aramızda bir burudet, soğukluk olan kaç din kardeşliğimizle Allah rızası için kucaklaşabildik? Kaç kırık kalbi teselli edebildik? Kaç mazlumun simasına tebessüm ettirebildik? İbadet noksanlarımızı ne kadar kaza edebildik? Kabir karanlıkları aydınlatacak, mahşerde hesabını kolay kılacak, ebedi saadet vesile olacak hangi hizmet gayretlere koşabildik? Aile, komşu, akraba, toplum, ümmet ve mahlukata karşı mesuliyetimiz dair hangi eksiğimizi telafiye yöneldik? Bu sene gibi hayırlı kararlar alabildik? Daima düşünelim ki, acaba Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bizi ziyarete gelseydi, aile hayatımızda, ticari hayatımızda, içtimai münasebetlerimizde, hizmet hayatımızda, şu anki takva ve ihlasımızdan, şefkat ve merhametimizden, infak ve diğer yamlığımızdan, sabır ve sebatımızdan, basiret ve firasetimizden, muhabbet ve kardeşliğimizden ne kadar memnun olurdu? Bilhassa bugün. En mühim bugün şu, Rasûlullah Efendimiz'in yanında bulunanlar, Fetih Sûresi'nin son ayeti, orada küffara karşı şiddet. Yani İslam'ın karakterini ve şahsiyetini korurlar, taviz vermezler. Bugün buna ne kadar dikkat ediyoruz? Ne kadar birçok televizyonun, internetin tesiri altında kendimiz veya çocuklarımız? Rasûlullah Efendimiz bizim bu halimizi gördüğü zaman acaba ne kadar üzülürdü? Yani kabrimde bile dua edeceğim buyuruyor. Demek ki anne babalar evlatlarımı telkin etmeli. Bu küffara karşı şiddet İslam karakter, İslam şahsiyetine toplum olarak muhafaza etmemiz icap ediyor. Tabii onu bazı sufiler özellikle eşiddâvü alel küffâru rahamâvü beynehüm, kâfirlere karşı mermer kayalar gibi şiddetli, kuvvetli, vakarlı ama müminlere karşı da kelebek kanadı gibi zarif ve merhametli. Hatta pamuktan daha yumuşak. Ya rahmetli Mehmet Aslan abinin muhterem üstadımızla ilgili çok güzel bir şey söylüyor. Benim hoşuma gidiyor hep. Evet. Gülden hayalı, çiçekten iffetli diye. Yani bu tam sanki bu şeyi ayet-i kerimenin gereğini evet. Yansıtıyor. Evet. Mesela bir kimse Allah Resulü'nün cömertliğini okuyup o cömertlikle mesafe kat etmezse ben efendime tabiyim diyebilir mi? İhtiyaç sahibi bir kimse gelip haline arz ettiğinde git Allah versin diyen birisi efendimizin îsâr vasfından bir nasiplenebilir mi? Dünyanın bir köşesinde zulme uğrayan bir Müslüman işittiği zaman aman canım benim başıma gelmemiş diyebilen bir kimse müminin bir bedeni uzuvları gibi tasvir eden efendimizin yüreğinde ne kadar nasiplenebilir? Kelâm-ı Kebâr'da şöyle buyuruluyor. Her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bilir. Kalbimiz daima bir hassasiyet içinde olacak. Bu hassasiyet ömür boyu değişmeyecek şekilde kalbimize sabitlenecek. O zaman bütün ömür Ramazan ruhaniyeti kazanır. Böyle bir ömrün son nefesi de ebedi bayram müjdesi olarak gelir inşallah. İnşallah buradan sözü bayrama getirelim izin verirseniz efendim. Hayır hocam. Şimdi bayram tabii bir şetaretli bir neşe mevsimine giriyoruz. Evet. Tabii burada esas bayramı o Allah'ın Resulüne layık ümmet. Evet. Cenab-ı Hakk'ı, Cenab-ı Kibriya Hazretlerine de layık kul olabilme yüzüyle çıkabilirsek bayramın neşesine hak etmiş oluruz. Hani ona ne diyorlar? Hak ediş. Fakat esas bizim bir görevimiz daha var. Bu bayram sevincinin topluma bütünüyle yansıması için bizim merhametimiz ve şefkatimizin de
toplumu bir yorgan gibi bürümesi lazım. Bu anlamda hatta öyle bir şey var ki Yahya Kemal'e sormuşlar. O zaman evet. Türkiye'nin nüfusu 15 milyon. Demişler ki Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Kendisi büyükelçi Portekiz'de. Evet. O da demiş ki 200 milyon. Demişler ki siz bu hesabı nasıl yaptınız? 15 milyonluk bir Türkiye ne zaman 200 milyon oldu? Ben onu bunu bilmem diyor Yahya Kemal rahmetli. Biz ölülerimizle beraber yaşarız. Evet. Biz geçmişimizle beraber yaşarız. Şimdi buradan tabii biz geçmişimizi de ziyaret etmemiz lazım. Mezarları evet, ziyaret tabii, mesela. Tabii ziyaret. Şimdi bu biz fakir fukarayı sevindireceğiz. Topluma şefkat ve merhamet elimizi uzatacağız. Amenna ama bir de geçmişimizi de ziyaret ederek tabii. Onları da sevindirme. Bu konuda neler yapmamız lazım? Evet, onları bir defa geçmişlerimize Kur'an-ı Kerim okuma. Bilhassa gelsin şeref. Onlara bilhassa sadaka verebilmek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii mezara giren bir kimse çok zor durumda olduğunu bildirir. Hatta Efendimiz mümin gömüldüğü zaman aman bunu çok dua edin. Bu gece onun ilk hesabı başlayacak buyuruyor. Onun için sadaka-i cariye o zamanda evlatlar müessese yapmışsa oradan zaten ona bir takım iyilikler gelecek. Diğer taraftan bıraktığı evlatları, talebeleri vesaire onları dua edecek. O bir sadaka-i cariye olacak ona. Yazdığı eserler, kitaplar vesaire onlar sadaka-i cariye olacak. Ve bu da hepsi dünyada hazırlanmaya bağlı. Onun için bayram Ramazan-ı Şerif'i kurbanı Allah için fedakarlıktır kurban. Bunları hayatın her safhasına yaygınlaştırmak. وَلَا تَمُتُّنْ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İman Allah'ın azameti ilahisine göre takva halinde yaşayın. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Sakın başka türlü can vermeyin buyuruyor. Allah korusun. Demek hayatımız bir Ramazan hayatı olacak. Bir fedakarlık hayatı olacak. Son nefes bir bayram sabahı olacak. İnşallah. Gerçek bayram herhalde gerçek o. Gerçek bayram bu. Yani hayat da zaten dünyaya gelişin bir sebebi budun liya'rufun Allah'a kul olabilmek. Esas şey bu. Necip Fazıl'ın rahmetlinin Büyük Doğu'da bir kapak sayfasında deliği akıllandıracak, muzdaribi sevindirecek gerçek bayram hangi ruhi hamleye muhtaçtır? Ay. Allah rahmet eylesin. Bu deliği yani gafil insanı uyandıracak. Yani bayram mahiyeti bu bayram bu sevinç. Hesap. İkra kitabı kitabını oku bugün nefsin sana kâfidir. Zerreler o hesaba gelecek. Oradan kurtuluş, sırattan geçiş. Bunlar hepsi inşallah Cenab-ı Hak bayram neşesi verir inşallah. İnşallah efendim. Bunlar başımızdan geçecek çok zor anlar olmuş oluyor. Zaten şeyde de var efendim Yasin suresinde. Kıyamet günü Allah ağzınıza mühürleriz ağzınızı. Ya. Elleriniz, ayaklarınız, gözleriniz, kulaklarınız bize yaptıklarını tek tek anlatır. Ve burada şey yaparken Evliyaullah diyor ki esas haya İnsanın Allah'tan önce, kullarından önce kendinden utanmayı bilmesidir diye tarif ediyor. Elimizden utanacağız, gözümüzden utanacağız, dilimizden utanacağız, kulağımızdan utanacağız ki bütün organlarımız yaptıkları yanlışları tek tek yüzümüze vuracaklar. En yakınlarına kaçacak. Ya kaçacak. Kardeşinden kaçacak, ana babasından kaçacak, eşinden kaçacak vesaire kaçacak. Ya kendi derdiyle meşgul ondan kaçacak ya da utanıp kaçacak. Utancından kaçacak. Ya yani zor gün. Efendim Fahri Razi'nin güzel bir şeyi var, ifadesi var. Hak Teâlâ rızasının hangi ibadette olduğunu gizlemiştir ki bütün ibadetler rağbet edilsin. Gazabının hangi isyanda olduğunu gizlemiştir ki bütün günahlardan kaçınılsın. En küçükten en büyüğe kadar. İnsanlar arasında dostlarını gizlemiştir, bütün insanlara hürmet gösterilsin. Dualar arasında kabul ettiği duayı gizlemiştir ki bütün dualara itibar edilsin. İsimleri azam, ism-i azamı gizlemiştir ki bütün isimlere tazim edilsin. Dolayısıyla takva üzere bir kulluğu Ramazan'dan sonra da hayatımız her anda yaşamamız lazım ki son nefesimize bir hazırlık olsun. Zira ibadetler belli zamanlar içinde yapılıp bitirilir. Lakin ubudiyet kulluk daimidir. Cenab-ı Fa'bud Rabbek hatta yekel yakin buyuruyor. Sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Son nefese imanla verebilmek hususunda bir garantimiz yok. Hatta bunu Evliyaullah bile bunun endişesi içinde. Bu yüzden vazifemiz ölüm gelene kadar Rabbimize sadakatle kullukta bulunabilmek. Efendim bir de bu çok güzel ifade buyurdunuz. Gerçi Fahrettin Razi'den naklen
ricalül gayb, gayb erenlerini tarif ederken sufiler. Evet. Diyorlar ki bak Cenab-ı Hak işte gayb erenlerini de evliyaullahı da saklamış. Evet, evet. Herkesi siz beni iyi bilin. Kendinizin dışında. Ona göre davranın. Ama burada dünyada işte bir kutbul aktap var. Evet. Bu kutbul aktap Peygamber Efendimizin yeryüzünde ahlakına sahip olan kişiye kutbul aktap denir. Peygamber Efendimizin manevi mirasçısı. Hazreti Ebubekir Efendimizin sadakatine sahip olan insana bunlar dört tane aktap diyorlar. Hazreti Ömer'in işte adaleti, Hazreti Ebubekir Efendimizin sıddıkiyeti, Hazreti Osman Efendimizin hayası ve Hazreti Ali Efendimizin şecaati. Bu dört haslet kainatı ayakta tutan dört tane sütun gibidir. Evet. Mutlaka bunlara manen mirasçı olan, bunları yaşayan birisi vardır. Eğer bunlar olmazsa dünyada hayat çekilmez ve yaşanmaz hale gelir diye tarif ediyorlar. Burada da zatenizin Fahrettin Razi'den nakli gelince aklıma bu geldi. Bunu da arz edelim diye söyledim. Hocam bir de ayette Kur'an'ı varis kıldık buyuruyor. Evet. Kimlere varis kılıyor? Herhalde bu Kur'an-ı Kerim evliyaullah'a bir şey oluyor. Çünkü onlar evliyaullah bu Kur'an'ı yaşıyorlar. Hem zahirini yaşıyor hem de batınını yaşıyor. Merhale kat ettikçe dünya gözden düşüyor. Dünya bir çakıl taşına dönüyor belki. Evet. Bir itibarını kaybediyor, kıymetini kaybediyor. Biraz da bu şeye gelsek efendim, mezar ziyaretine. Mezarla, o da çok şey önemli. Bu tabii bayram edebi bizde ya Arefe günü ya da bayram efendim, namazında. Tabii bu en mühim hocam, ölümü hatırlatması. Evet. Zaten ecdat, Allah rahmet eylesin, mezarları hep şehrin ortalarına yapmışlar. Evet. Eyüp Sultan Karacaahmet vesaire. İki, cami önlerine de yapmışlar ki cemaate girip çıkan kendi istikbalini orada seyretsin. Ya. Hep o Osmanlı Camii'nin önünde bir de kabristan vardır. Bir gün sen de öleceksin. Yani bu nedir? İhtirası önleyebilmek. Ha. Onun kabir ziyareti çok mühim. Tabi burada kabir ziyareti sadece şu var. Tabi bazı cahil kimseler kabirden isterler. İşte Aziz Muhammed Fidoya bana evvel barklar filan. Onları ikaz etmek lazım. Evet. Onlardan istenmez, Allah'tan istenir. Onları vesile olarak evet. kullanılır. Bir Eyüp Sultan'a gidildiği zaman oraya fevç ve koşuyor insanlar. Orada bir servet dağıtılmıyor. Ne var orada bir ruhaniyet var, huzur hali var. Demek ki insanlar ne kadar bir huzura muhtaç. Yine bu yaz mevsiminde Süleymaniye Sultanahmet Camii'ne baktığımız zaman turistlerle dolup taşıyor. Yani geometrik binalar onların memleketinde âlâsı var. Demek ki onlar dahi bir gayrimüslim olduğu halde o caminin ruhaniyeti ona bir huzur veriyor. Evvelki senelerde Konya'da Mevlana Türbesi'ni ziyaret ettim. Baktım, turist kimseler oturmuşlar orada. Öyle duruyorlar. Dedim, bunlar nedir, kimdir? Bunlar da Hristiyan Mevleviler dedi. Allah Allah, hayret ettim. Yani demek ki bir gayrimüslime dahi, işte gel gel neysen de gel, bazı bazı tu anca isti bazı. Neredeysen gel, dön burada hidayeti gör, tevhidi gör, huzuru gör, saadeti gör. Demek ki evliyaullah öyle bir şey ki gayrimüslimleri bile kendini bende ediyor. Tabi hidayet Allah'a ait. Amin. Tabi orada başka bir şey de var benim gördüğüm kadarıyla. Gerek İbnül Arabi, gerekse Hazreti Mevlana bütün mesajlarını insan merkezli vermişler. Evet. Sadece Müslümana hitap etmemişler. Dolayısıyla onların eserlerini okuyan, nasihatlerini duyanlar onların ifadelerinde mutlaka kendinden bir şey bulmuş. O yüzden tatmin oluyorlar efendim. Efendim Allah'ın izniyle bazı şeyleri görüyorlar orada. Evet. Bazı şeyleri de göremiyorlar. Evet. Yani mesela orada Mevlana'nın men bende Kur'anem eğer can darem orayı göremiyor. Orası kapalı. Evet, evet. Fakat başka tarafları görüyor. Evet. Efendim sohbetimizin bu noktasında inşallah Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'e hayırlı Kadir geceleri nasip Amin. Etsin. Bu Kadir gecelerini gerektiği gibi ihya eden bizi kullarından Amin. Eylesin. Bayrama da yüz hakkıyla çıkan, Ramazan'ı hakkıyla değerlendiren ve Ramazan hayatını ki bir şey daha var, o konuda ne buyurursunuz? Ramazan'dan sonra bu işin bir de Şevval'i var. Sitte Şevval var. Evet. Onun hikmeti ne efendim? Onun hikmeti işte hocam şu yani 30 gün Ramazan, 6 günde devam etmekte senin tamamını kaplıyor. Sanki evet yani bunu 40'a tamamını kaplaması. 40'a tamamlar gibi.
Evet. Bu 40 meselesi var ya, hani Hazreti Musa Kelimullah'la evet. ilgili. Evet. 30 geceliğine randevulandık. Evet. Sonra ona bir 10 gece daha ilave evet. ettik. Randevumuz 40'a oldu. O da var. Şevval'in 6 günü de var. Evet. Muharrem'in 10'u da var. 9, evet. 10, 11 o da var. Vesaire. Yani çok şeyler, pazartesi perşembeleri var. Evet. Tabii gücü kuvveti bunlar. Eyyam-ı Biz var tabii. Evet, efendim. O var. Evet. Eyyam-ı Biz var. Bu 13, 14, 15. geceler var. Bunlar nafile ibadetler ama fakat ecir çok yüksek olan ibadetler. Ama Ramazan işte, Ramazan'ı hayatımıza yaymanın basamakları diye ben değerlendiriyorum. Doğrudur, evet. Doğrudur. Evet. Yani Ramazan'ı sadece bir tek Ramazan ayına inhisar ettirmek değil. Sonra bunu... o diğer günlerde tutulanlar da evet. Ramazan'ı unutmamak. Evet. Ramazan-ı Şerif'i hatırlamak. Bağlantıyı kesmemek. Bağlantıyı kesmemek. Evet. Hocam İnşallah. En mühim gönül bağlantımızı Cenab-ı Hak'la kesmemek. Efendimiz Ravuna'da bir hutbe verdi. O hutbesinde en çok benim dikkatimi çeken "Ey insanlar" dedi, "Ey müminler, Allah'la aranızı düzeltin." buyurdu Efendimiz. Demek ki ibadetlerle, taatler, haramlardan kaçma, kalbi marazlarına kaçmak suretiyle Cenab-ı Hak'la aramızı düzeltebilmek. İnşallah. Ya bu çok mühim hocam. İnşallah. Yani bir kelime ama bu aranızı düzeltin. Yani bir kerahat işleyerek, haram işleyerek Allah'la aramız düzelmez. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın lütfu sonsuz. Cenab-ı Hak buyuruyor, ister şükredici ol, ister nankör ol buyuruyor. İnsan suresinde. Demek ki bu şükür hayatımızın her anını kaplaması lazım. Şükür de çok zor. Hatta bir hatıra, eğer vakit varsa o hatıra nakledeyim. Buyurun efendim, buyurun. Ama talebelerim vardı benim, 15 sene evvel filan. O gün bana bir soru sordu, âmalardan birisi. Hocam dedi, sabır mı zor, şükür mü zor dedi. Tabi âmaya ne şekilde cevap verilir? Oğlum dedim, sabır da zordur, şükür de zordur. İnsan durmana göre değişir dedim. Hocam dedi, bana göre dedi, şükür zor dedi. Âma dedi bunu, diyen âma bunu. Çünkü de zaman nasıl geçip akıyor dedi. Öbür tarafa yaklaşıyoruz dedi. Onun dedi, biz dedi, en çok da şükre muhtaçız dedi. Cenab-ı Hakk'a insan olarak geldik, Müslüman olarak geldik. Bundan büyük bir nimet mi var? Elhamdülillah. Ya, yani hatta bu ama 10 sene mi, 15 sene sonra mı Düzce'de bir yerde karşılaştık. Esselamu aleyküm diye girdim ben. O hocam de hoş geldiniz dedi. Beni nereden tanıdın dedim. Hocam sesinden tanıdım dedi. Fakat dedi, biraz ihtiyarlamışız dedi. Sesinizin tonu değişmiş dedi. Allah Allah. Yani Cenab-ı Hak da öyle hususiyetler veriyor âmâya. Evet. Bazı hususiyetlerini alıyor, bazı hususiyetleri veriyor. Mesela bir âmâ belki kıyamet günü, ''Ya Rabbi, iyi ki ben âmâ oldum. Dünyada çirkinliklerden, iğrençlikten uzakta kaldım. Dünya bir fasılda geldi geçti, elhamdülillah kazandım.'' diyecek. Evet. Velhâsıl kul daima Allah'tan razı olacak. ''Râdiyeten merdiye.'' Öyle selamet verecek. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sözünüzü balla kesiyoruz. Estağfurullah. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş hocamızla İhya-i Leyal konulu, Kadir Gecesi konulu ve Ramazan'ı özellikle son 10 gününün cehennemden kurtuluşumuza sebep olması için yapmamız gerekenleri anlatan bu güzel sohbeti burada noktalamak zorunda kaldık. Bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.